Medikal Park Bursa Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sunar. Mutlu günler, Olay Sağlığa hoş geldiniz. Bugünkü programımızda konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Gürkan Ünal bugün beraberiz. Gürkan Ünal'la beraberiz bugün. Ve biz bugün neyi konuşacağız? Özellikle yaklaşan yaz aylarında ve içinde bulunduğumuz bu çok sıcak günlerde acaba kulak burun boğaz hastalıkları dendiğinde bizi tehdit eden farklı sorunlar var mı? Bunların altlarını çizeceğiz tek tek. Elbette havalar yüksek sıcaklıklarla ilerlediğinde kullandığımız klimalar ve bu klimalardan maruz kaldığımız soğuk hava acaba bize olumsuz etki ediyor mu? Özellikle sık sık tükettiğimiz soğuk içeceklerin vücudumuza zararı nedir? Bu soruları yönelteceğiz uzmanımıza. Sizler de bu konularla ilgili yaz aylarındaki kulak burun boğaz hastalıkları sorunlarımızla ilgili sorularınız için bizleri 0224 alan koduyla 331 7075 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Aynı zamanda olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresinden de elektronik postalarınızı bekliyoruz. Özellikle programın ikinci kısmında vertigo ve kulak çınlaması gibi çok önemli iki ayrı başlığa da değinme şansımız olacaktır diye düşünüyorum ben. Eğer vaktimiz kalırsa elbette. Bu konular çünkü izleyicilerimizin çok fazla dikkat ettiği ve aşırı telefon aldığımız konular bizim. Bu nedenden dolayı lütfen programımızın tamamını takip edin efendim. Hemen konuğuma dönmek istiyorum ben. Gürkan Bey hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş havalar ısınmaya başladıkça bizde hep genel kuraldır göz hastalıkları uzmanları göz sorunlarını anlatır. Çünkü havuz enfeksiyonları başlı başına problem haline gelmeye başlıyor. Şimdi yavaş yavaş kulak burun boğaz hastalıklarıyla da ilgilenmeye başlayacağız. İlk kez sizinle konuşuyoruz yaz ayı sorunlarını. Ama bunun ötesinde geçtiğimiz haftalardan itibaren belki de bizi çok rahatsız etmeye başlayan bursa ve polenler var. Evet, ki bunların başında da hem ben varım hem kameraman arkadaşımız Fikret Bey var. Hepimiz alerji mağduruyuz. Evet. Hala da devam ediyor. Çok aşırı yağmurların, soğukların ardından da devam ediyor bu polenler ve alerjenlerle mücadele. Biraz alerjenlerden bahsedelim. Elbette. Biraz da rinit sorununa değinelim. Bursa öncelikle alerji konusunda oldukça şanssız bir bölge diyebiliriz. Benzer iklim koşullarında yaşayan mesela örneğin İstanbul gibi bir şehirden gelen kişilerde bile daha önce var olmayan alerjik şikayetlerin oluştuğuna çok tanık oluyoruz. Polikliniklerimize rastlıyoruz. Burada tabii ki Bursa'mızın bir daha yeşil bir bölge olmasının da etkisi var. Bölgesel bir takım bitkisel ve polen açısından özelliklerinin de etkisi var. Bursa'nın havası da çok iyi değil maalesef. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde alerji oldukça yüksek oranda görülür oldu. Özellikle son yıllarda daha da arttı bu. Öyle gözlüyoruz. Çok yapılmış epidemiolojik çalışmalar yok belki ama. Bursa'da alerjinin daha fazla görülmesi bu havan özellikleriyle tabii ki çok yakından alakalı. Kişisel anlamda da alerji herkeste görülebilecek bir rahatsızlık. Bazen bize hastalar geliyorlar poliklinikte 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra alerjik şikayetleri başlamış. Kendilerine alerjilerin olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar doğal olarak. Sanki belli bir yaştan sonra böyle bir rahatsızlık olmamalıymış gibi düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil. Alerji her yaşta ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıktır. Her yönden alerji. Sadece bizim şu anda konuştuğumuz alerjik nezle türündeki alerji değil. Her tür alerji yaşamın her yaş safhasında ortaya çıkabilir. Tabii ki ortaya çıktığı gibi ortadan kaybolabilir. O açıdan kişilerde bu alerjik burun şikayetlerinin ortaya çıkması ya da işte göz şikayetlerinin ortaya çıkması bazen bu şikayetler nezle ve griple de çok rahat karışabildiği için ilk anda akla alerjiyi getirmeyebiliyor. İnsanlar nezle oldum, grip oldum diye düşünüp bir süre işte çeşitli tedavilerle ya da konvansiyonel yöntemlerle bunları atlatmaya çalışıyorlar. Ancak bizim bu konuda tavsiyemiz genel olarak bir gribal şikayetin ya da nezle olarak değerlendirilecek bir şikayetin
bir haftayı, iki haftayı geçmesi durumunda alerjinin akla gelmesi gerektiğidir. Bu alerji eğer polen gibi mevsime bağlı bir etkene bağlıysa mevsimsel alerji olarak adlandırıyoruz. Ama bazı alerji tipleri ise yıl boyu devam edebiliyor. Çeşitli sebeplerle belli dönemler aktive olup şiddetlenip daha sonra hafifleyebiliyor. Kişi bununla yaşamaya bir şekilde alışabiliyor, kendisini adapte edebiliyor. Ama yaşam kalitesi bozuk bir şekilde yaşamına devam etmek durumunda kalabiliyor. O açıdan bu tür şikayetler özellikle süreç olarak az önce söylediğim gibi bir uzaması durumunda alerjiyi akla getirmekte fayda var. Bursa'nın da bu konuda biraz sabıkalı olduğunu düşünmek gerekiyor. Zeytin özellikle, zeytin fidanlarının polenleri, tabii, hepsi. Çimen veya çamlar, kavak. Hepsi alerjen bünyeler için risk haline gelebiliyor. Bu etkenler alerjiden şüphelenildiği durumlarda bazı testlerle araştırılıp gösterilebiliyor kişinin alerjik olduğu. Tabii bu testler her zaman %100 doğru yanıt vermek zorunda değil ama bunları denemek lazım, araştırmak lazım. Tedavisi de çok mümkün olan bir hastalık. En azından şikayetleri ortadan kaldırmak mümkün. Çok kolay kullanılan, yan etkisi az olan ilaçlarla bu alerjik dönemleri atlatmak mümkün. Şunu sorabilir miyiz acaba? Bu alerjik problemler seyrederken o rahatsız olduğumuz en önemli şikayetlerden bir tanesi burun ve çevre kaşıntısı. Evet. Ve çok yoğun miktarda akıntı. Şimdi bununla onlar. Birlikte o zaman artık alerjik rinit kavramının içine girmiş olur evet. muyuz? Nasıl kurtulacağız bu kaşıntılardan veya bu akıntıların devam etmesi kaydıyla? İlaçlar nerede? En rahatsız edici şikayetler onlar oluyor Hı-hı. zaten. Bu burunla alakalı tıkanıklık, akıntı, kaşıntı şikayetleri. Bu geniz akıntısı şeklinde de olabilir. Bu tabii yaşam kalitesini bozan bir şey. Buna bazen gözle alakalı kaşıntı, akıntı da eklenebilir şiddet arttığı zaman. Bunların hepsi bir arada olmak zorunda değil. Bir iki tanesinin olması da bazen alerji tanısı koymak için yeterli olabilir. Tabii ki muayene bulguları da burada bizim için önem taşıyor. Yani tedavide az önce söylediğim gibi bizim amacımız ilk anlamda alerjik şikayetleri ortadan kaldırmaktır. Öncelikle şunu belirteyim. Yani alerji aslında bir bağışıklık yanıtı şekli. Evet. Ve biz bu bağışıklık yanıtını tamamen vücudun bünyesel özelliğini ortadan kaldırarak ya da değiştirerek bu alerjiyi yok etmemiz çok kolay değil. Bunun için aşı tedavisi dediğimiz bir tedavi seçeneğini uygulamak gerekiyor ki o ilk etapta her zaman çok kullanılan bir yöntem değil. Çünkü onun da belli bir süresi var. Çok kolay bir yöntem değil. Uzun sürüyor. Onun da garantisi yok. Ve belli merkezlerde uygulanabiliyor. Daha önce semptomatik tedavi adını verdiğimiz bu şikayetleri ortadan kaldıran ilaçları kullanmayı denemek daha pratik ve daha çok uygulanan bir seçenek. Peki o zaman bu noktada alerjik riniti saman nezlesinden ayıran keskin çizgiden biraz da bahsedelim dilerseniz. Şimdi saman Aynısıymış gibi konuşmuştuk ya. Nedir fark? Saman nezlesi aslında mevsimsel alerjik rinitin bir diğer ismi diyebiliriz. Alerjik rinit daha geniş bir kavram. Hı hı. Alerjik rinit az önce söylediğim gibi her mevsimde görülebilir. Her ayda, her zaman olur olmaz zamanlarda ortaya çıkan bir şey olabilir. Saman nezlesi biraz daha mevsimsel karakteri olan, bilhassa da ilkbaharı içine alan. Çünkü ilkbaharda daha çok biliyoruz ki birçok bitkinin poleni, ağacın, çimenin vesairenin daha çok havada dolaşıyor. Saman nezlesi adını almasının da bir sebebi de bu zaten. Saman nezlesi daha çok ilkbahar aylarını, işte yazın ilk dönemleriyle beraber belki tutar ve daha sonra ortadan kalkar. Hatta kişiler çoğu zaman bu rahatsızlıkların ne zaman başlayacağını ve biteceğini kendileri de tahmin ederler bir süre sonra zaten. Şimdi Sinem Hanım'ın bir maili var bu konuyla ilgili. Evet. Burun içindeki hassas bölgelerin diyor ortadan kalkması için bazı uygulamalar söz konusu. Bu işlemlere biz halk arasında yakma diyoruz ama evet. Doktorumuz bunları tavsiye eder mi diye sormuş. Sanırım yine alerjiyle ilgili bir soru. Şimdi şöyle yani Sinem Hanım'ın tam olarak söylediği eğer alerji tedavisi anlamındaysa bir maili alerji, daha gelir hemen. Şöyle alerji tabii alerjik rinit dediğimizde burnun ve buruna ilişkili olarak sinüslerimizin ve sinüs bu bölgeyi döşeyen mukozanın bu alerjik etkenlere yanıtından bahsediyoruz. Bunu o bölgeyi bu alerjik etkenlere karşı duyarsızlaştırmak bir yöntem evet.
Bunun için işte lazer tedavileri evet. söz konusu olabiliyor. Rinolight denen bir yöntem var. Ancak bunlar klinik sonuçları tartışmalı yöntemler. Ve alınan sonuçların ne kadar süre devam ettiği de tartışmalı. Yani bu açıdan böyle çok altın standart olarak kabul edilen, işte herkes de kesin olarak etkili olacak ve garantili bir yöntem maalesef yok. Kişisel olarak bunu değerlendirmek lazım. İlaçlara yan etkisi olan hastalarda, işte gelişmiş olan hastalarda bu kullanılabilir. Aşı tedavisi yapılamayan hastalarda bu kullanılabilir. Ama genel olarak burun çok değerli bir organ ve her noktasının ayrı bir fonksiyonu var. Yani o bölgeleri duyarsızlaştırmak, yakmak falan gibi terimler aslında çok da bizim yakın olmamamız gereken ifadeler diyebilirim. Sonuç olarak çok tavsiye etmiyorsunuz anladığım yani, kadarıyla. Rinolight, incelenmesi gerekiyor tabii. Rinolight nispeten yeni bir yöntem. Hı hı. Sonuçta lazer tedavisi her şeye girdi. İşte cilde uyguluyorsunuz, cilt lazeri oluyor. Kulağa uyguluyorsanız kulak lazeri evet. oluyor. Yani buruna da uygulamak ama bir ışığı burunun bütün kıvrımlarına ulaştırmak pratik olarak mümkün değil zaten. Hı hı. Yani bu konuda olumlu düşünceler de var, olumsuzlar da var. Bizim mesleğimizde bazı yöntemlerin rüştünü ispatlayabilmesi için uzun yıllar geçmesi gerekebiliyor. Evet. O anlamda hani kötülüğü olmak istemem hı hı. ama hani çok böyle mucizevi bir yöntem olarak sarılınacak bir yol olarak çare da şu anda göremiyoruz. Peki. Şimdi yavaş yavaş ilerlediğimiz zaman artık stüdyomuzdaki klimaların da sesini duyarken evet. hemen klima meselesine geçiş yapalım klima olur mu? Klima artık hayatımıza kaçınılmaz olarak çok girdi. Kesinlikle. Her yerde klimamız var. İşte araba araçlarımız artık klimasız düşünemiyoruz bile. Evlerimizde var. İş yerlerinde zaten var. Ve bu klimaların ayarlarıyla ve klimaların temizliğiyle çok da olması gerektiği kadar ilgilenmiyoruz. Bu da bizi yaz aylarında normalde çok görmeye alışık olmadığımız bazı enfeksiyonlarla karşılaşmamıza yol açabiliyor. Örneğin bir ağır bir gribal enfeksiyonu, evet. bir soğuk algınlığını normalde sıcak bir yaz ayında çok görmezken bu klimalar yüzünden görüyoruz, artık sık sık görür olduk. Büro çalışanlarında özellikle işte banka şubeleri, bazı özel ticaret müesseselerinde gördüğümüz işte hep yaşıyoruz. Hı hı. Girdiğimiz zaman içerisi buzdolabı gibi oluyor. İnsanlar orada bütün gün oturuyorlar. Bilhassa klima havası yapay soğutulmuş bir hava düşünün. Direkt olarak yüzümüze doğru geliyorsa bu gerçekten bir risk oluşturuyor. Ciddi sinüzitler, hı hı. Boğaz enfeksiyonları, geniz enfeksiyonları karşımıza çıkabiliyor bu sebeple. Bununla bağlantılı olarak kulaklarında sorun yaşayan hastalarımız da oluyor. Bu konuya dikkat etmek lazım. Klima tabii ki kullanacağız, yapacak bir şey yok. Ama yani bu konuda alınması gereken önlemlere dikkat etmek lazım. Klimaların temizliğine dikkat etmek lazım. Periyodik bakımlarına dikkat etmek lazım. Bunun dışında illaki bu hayatımızda bizim. Şimdi küresel ısınma bu şiddetle devam ettiği sürece evet. erken dönemlerde 30'ların üzerinde sıcaklıkları, hatta bu yaz genel uyarılar 40'ların daha da üzerine çıkacağını biliyoruz ve buna dayanıp direnebilmek için mecburen klimadan faydalanıyoruz. Peki bu koruyucu önlemlerden biraz bahsedelim. Kendimizi bu sıcaklık geçişlerinden, evet klimanın derecesini biraz yükseltmek elimizdeyse sorun yok ama evet. bu bizim elimizde değilse, otomatik sistem, örnek veriyorum bir banka şubesi, yüzlerce insanın gün içinde girip çıktığı bir alan, mecburen bir havalandırma sistemi aktif ve yanı sıra bir de klima. Ne yapmamız lazım? Sizce neler yapılmalı? Nasıl korunmalıyız? Yani bu konuda aslında yapılabilecek şeyler çok da bizim elimizde değil. Hı-hı. Yani bir çalışan olarak düşündüğümüz zaman kendimizi, yerimizi değiştiremiyorsak, klima, merkezi klima bizim üstümüze üflüyorsa sadece giyinerek bundan korunabiliriz. Hı-hı. Yapılabilecek fazla bir şey yok açıkçası. Yani dışarıdaki havaya göre giyinip de o klimanın altında o şekilde oturursak
hastalığa davetiye çıkarmış olmuş. Dolayısıyla o sandalyelerin ya da koltukların arkasındaki yedek şallar aktif olarak 4 mevsim kalmalı diyorsunuz. Aynen öyle. Peki şimdi klima sorunundan sonra aynı zamanda beraberinde biz serinlemek için çoğunlukla artık kahvenin bile buzlusunu tercih ediyoruz şu dönemde. Bu soğuk içecekleri aniden vücuda almak en başta nereyi tehdit ediyor? Tabii ki ilk o soğuk içeceğin temas ettiği bölge olan ağız bölgesini ve boğazımızı tehdit ediyor. Soğuk içecekler hiç vazgeçemediğimiz bir içecek tabii ki sıcak günlerde. Çok da çeşitleri çıktı. Direkt buzlu olanları var. Şimdi burada kişisel yatkınlıklar ve kişisel hassasiyetleri çok göz önünde bulundurmak lazım. Zaten soğuk içeceklere karşı ve yiyeceklere karşı hassasiyeti olan kişiler bunun çoğu kez farkında olurlar ve bu konuda tedbirli davranırlar. Ama bunun yanında işte daha önce hiç sorun yaşamamışken işte belli başlı bir ortam içerisinde işte biraz serin bir havada çok normalden de soğuk bir içeceği tükettikten sonra çok ciddi boğaz enfeksiyonlarına yakalanmış hastalarımız oluyor bazen. Buna biraz dikkat etmek lazım. İşte ben her şeyi soğuk içerim deyip çok da ayarı kaçırmamak her şeyde olduğu gibi burada da ideal bir tedbir olacaktır. Peki bu noktada enfeksiyonlarla, bademcik enfeksiyonlarıyla ya da bu soğuğun tahrip ettiği boğaz yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede çoğunlukla yaz aylarında ne gibi ilaçlar öngörüyorsunuz ya da konvansiyonel yöntemler, bu konuda bizim yani bir enfeksiyonla karşılaştıysak bunun zaten mevsime göre bir tedavisi değişmez. Bu, aynı tedavilerimiz vardır. Yani mutlaka antibiyotik kullanırız eğer bakteriyel bir enfeksiyon düşünüyorsak. Ve bölgesel rahatlatıcı spreyler, gargaralar, ağır kesiciler de belli süre tedavi. Eğer genel durumu etkileyen bir durum varsa, yüksek ateş vesaire gibi gerekirse istirahat de buna ekleyerek birkaç günde problemin çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hazır antibiyotikler demişken, boğaz enfeksiyonlarında gerçekten antibiyotik yazmaya ikna olduğunuz tablo hangi tablo? Çünkü bizim biraz bu konuda da sabıkamız var. Evet. Çok yüksek miktarda antibiyotik tüketen bir toplumuz. Antibiyotik kullanımımız maalesef biraz yüksek. Bu çift taraflı bir problem. Hem hastalardan kaynaklanıyor, hem sağlık sistemimizin problemlerinden kaynaklanıyor, hem de tabii işin hekim boyutu da var tabii ki. Yani sağlık problemiyle ilgili bir hasta bize geldiğinde biz tabii ki bunu çözmek istiyoruz hekim olarak. Bu bir enfeksiyon olduğunda, bir enfeksiyon şüphesi olduğunda antibiyotik kullanıp kullanmamak her zaman tartışma konusu. Ne zaman kullanalım, ne zaman kullanmayalım. Evet. Kanıta dayalı tıp kavramının gelişmesiyle biraz daha elimizde sağlam deliller olsun antibiyotik gerektiğine dair çabasına girmeyle birlikte antibiyotik kullanımını kısıtlamak. Çünkü çok antibiyotik kullandığımızda antibiyotiklere direnç de daha hızlı gelişiyor ve elimizde mevcut antibiyotikler mikropları daha az etkilemeye başlıyor. Bu da bir risk tabii ki, bir toplumsal bir risk. O anlamda antibiyotik kullanımını sınırlı tutmak istiyoruz prensipte. Ama bu pratikte her zaman mümkün olmuyor. Evet. Bir enfeksiyonun bakteriyel bir enfeksiyon mu? Yani antibiyotikten fayda görecek bir enfeksiyon mu? Yoksa viral bir enfeksiyon mu? Yani antibiyotik kullanılmasının manasının olmadığı bir enfeksiyon mu olduğunu anlamak ilk bakışta her zaman çok mümkün olmuyor. Bunun için bazı tetkiklerimiz var. Bunları kullanıyoruz. Bunlardan yararlanıyoruz. Eğer bakteriyel olduğuna kanaat getirirsek zaten kullanıyoruz antibiyotiği. Ancak bazı durumlarda da işte kişinin bağışıklık özellikleriyle ilgili olarak antibiyotiklik bir durumun gelişmesi durumunda daha ciddi bir sağlık sorununla karşılaşması riski olduğunu düşündüğümüzde çok emin olmasak da antibiyotik kullandığımız oluyor. Bu bir gerçek. Burada tabii süre de çok önemli. Bunun özellikle bir parantez açmak isterim. Antibiyotik kullanmaya başlandıysa eğer bu antibiyotiğin uygun sürede kullanılarak bitirilmesi çok önemli. Çok sıkça yapılan bir hata. Gerçekten antibiyotik kullanmasını gerektiren bir durumda söz konusu olsa hastalarımız bazen antibiyotiklerine başlayıp işte 2-3 gün içinde o antibiyotik sayesinde rahatladıktan sonra ilaçlarını bırakıyorlar. Bu da uygunsuz tedavi ve tam mikrobik durumun oradan yok olmamasıyla beraber işte direnç oluşumunu kolaylaştıran bir durum oluyor ya da erken nükslerle karşılaşabiliyoruz bu yüzden.
Çok şiddetli griplerden sonra kaybolduğunu düşündüğümüz bir koku duyumuz da var bizim bu yoğun akıntıyla birlikte. Bu kavram ne kadar doğru? Yani biz mi böyle zannediyoruz Bu yoksa bunun nedeni ne? kesinlikle böyle bir durum var. Herkesin çevresinde de böyle birkaç kişi vardır. Bize de bu şekilde hastalar gelir. Bu sevimsiz bir konu. Çünkü beş duyumuzdan biri olan koku duyumuz bizim yaşamamız için çok elzem gibi durmayan, yani bir görme gibi, işte duyma gibi, hayatımızın idamesi için çok gerekli gibi durmayan, ancak yaşam kalitemiz için çok belirleyici olan bir duyumuz. Ve koku hücreleri burnumuzun içerisinde burun pasajının üst kısmında yer alan bir bölgede bulunuyorlar. Oradan direkt beyne giden sinir lifleriyle biz çevremizdeki kokuları algılıyoruz. Çok ağır geçirilen burun ve sinüs enfeksiyonlarında, bu bir gribal enfeksiyon da olabilir, bakteriyel bir enfeksiyon da olabilir, koku hücrelerinin tahrip olması ya da kimyasal bazı gazlara maruz kalındığında bu hücrelerin zarar görmesiyle koku duyusunun kaybolduğuna bazen şahit oluyoruz. Zaten enfeksiyon sırasında koku almamamız normaldir. Ama normalde beklenen şey birkaç günde o enfeksiyon geçtikten sonra kokumuzun normale gelmesi. Bu işte normale gelmediği zaman işte o hücrelerin tahrip olması, olmuş olması riski söz konusu. Bu tabii ki bir takım değerlendirmelerden sonra varılacak bir sonuç. Bunun için bazı işte görüntüleme yöntemlerinden de faydalanıyoruz. Bunun için maalesef çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Bu çünkü sinirsel bir olay. İşte bildiğimiz gibi beynin ve uzantılarının harap olduğu durumlarda çok fazla geri dönüş sağlayamıyoruz. Bu konuda yapılabilecek, alınabilecek en önemli tedbir, işte bu enfeksiyonların olabildiğince çabuk geçmesi için çaba sarf etmek, çok fazla kendi halinde bırakmamaya çalışmak. Dolayısıyla her zaman geleneksel metotlar çok pozitif sonuçlar vermiyor. Bunu anlıyorum ben. Çünkü mutlaka doktora gitmeden direnmek veya burun akıntısı geçer yarın demek yerine bu noktada bir en azından aile hekiminin kapısını çalmakta fayda var. Tabii ki sonuçta aile hekimleri zaten hepimizin hemen yanı başında neredeyse başvurabileceğimiz hekimler. Ufak tefek enfeksiyonları birkaç gün içinde toparlayacak birkaç ilaç, hafif karakterli bir ilaç kullanıp da bundan kurtulmak varken bunun üzerine eklenebilecek daha ciddi enfeksiyonların kapısını da aralamamak lazım. Biz genellikle bu üst solunum yolu enfeksiyonlarını küçümseriz. Özellikle mesleki olarak eğer sıkıntı yaşamıyorsak hele ki maalesef bizim öyle bir lüksümüz yok. İkinci günde kapınıza dayanıyoruz ama halk arasında bu noktada biraz ballı, limonlu sular vesaireler ya da tuzlu sular geçecektir. Nane limonlar. Papatya çayı. Bunların ben kişisel olarak hiçbir işe yaramadığını düşünmüyorum. Mutlaka bunların da faydaları yıllar içerisinde süzülerek gelmiş bir takım bilgilerden gelen yararlı bitkilerin, işte çayların olduğunu düşünüyorum. Bunların faydasız olduğunu iddia etmiyorum zaten. Ama sonuçta farmakolojik olarak işte test edilmiş, onaylanmış, insan sağlığı üzerine etkileri çok daha bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış ilaçlardan da uzak durmamak lazım. Ki şiddetleniyorsa. Özellikle şikayetlerimiz. Peki şimdi yavaş yavaş aslında havuz enfeksiyonlarına da geçmek istiyorum ben. Yaz aylarının en büyük sorunu oluyor bizim için. Problemlerden bir tanesi değil mi? Evet. Aslında mesela havuz enfeksiyonları dendiğinde hep göz ve gözle ilgili yaşanan kaşıntılar, mikrop kapmalar vesaireler geliyor aklımıza ama kulak, burun, boğaz sağlığını havuz enfeksiyonları nasıl etkiliyor, nereden etkiliyor? Şimdi yaz aylarında dediğiniz gibi havuzlar, denizler doluyor doğal olarak serinlemek için. Özellikle havuzlar, havuz kullanımı çok daha fazla arttı son yıllarda ülkemizde de. Havuz suyunun bildiğimiz gibi bir takım özellikleri var. Bu suyun temiz kalması, bizim sağlığımız için zararlı olmaması için, içerisinde mikrop barınmaması için bir takım muamelelere tabi tutulması gerekiyor. Kimyasallar kullanılıyor. Bu kimyasalların kullanım oranları, hangi tür kimyasalın kullanıldığı, yeterince kullanılıp kullanılmadığı, hepsi bizim sağlığımızı etkileyen değişkenler.
burada az önce söylediğiniz gibi gözlerle beraber kulaklar da önemli bir risk alanı oluşturabiliyor. Bizim havuza girme sonrasında en çok karşılaştığımız enfeksiyon çeşidi kulaklarda dış kulak yolu iltihabıdır. Dış kulak yolu iltihaplarında ciddi bir patlama yaşanıyor diyebilirim havuz mevsimiyle beraber. Özellikle çocuklarda. Denize girildiğinde bu kadar çok görmüyoruz ama havuzda daha çok görüyoruz. Bunun sebebinin ben kimyasallar olduğunu düşünüyorum. Yoksa bakteriyolojik olarak deniz suyundan daha temiz olabilir. Hele bizim bölgemizde Marmara Denizi'nin bakteriyolojik durumunu düşünürsek havuzlar daha temiz olmalı diye düşünüyorsunuz. Ancak dış kulak yolu enfeksiyonlarını havuzlarda, kaplıcalarda daha çok görüyoruz. Ben bunun sebebinin büyük oranda kişilerin kulaklarıyla oynamalarıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum. Kulaklarını temizlemek için, kaşımak için işte pamuklu çubuklar vesaire çok fazla kullanan kişilerde ki bu insanlar genelde havuz sonrasında da bunu yapıyorlar. Havuz suyunun ve kimyasallarının kulak yolunda durduğu bir ortamda bu kulak yollarındaki sebep oldukları küçük çiziklerle bu enfeksiyonlar gelişebiliyor. Çok ağrılı enfeksiyonlar, kulak yolu enfeksiyonları. Ancak şansımıza onları çok güzel tedavi edebiliyoruz. Nasıl tedavi kısa zamanda. Şimdi antibiyotikler yani mi? Antibiyotik kullanıyoruz mutlaka. Lokal tedavi adını verdiğimiz bölgesel temizleyici ve yatıştırıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bölgesel olarak o bölgeyi temizlememiz gerekebiliyor. Bazı birikintiler, kulak yolu enfeksiyonlarına bazen mantarlar da eşlik edebiliyor. O mantarların oluşturduğu birikintileri oradan temizliyoruz. Zaten temizlemezsek kulak iyileşmiyor. Bu sayede kısa zamanda hastalarımızı iyileştirebiliyoruz. Bu yönde şanslıyız diyebilirim. İki konu var. Havuza veya denize girmek zorundayız ama yoğun da bir dış kulak veya orta kulak hassasiyetimiz var. Koruyucu önlem olarak neler tavsiye edersiniz? Şimdi kulak yollarının suya karşı, işte havuza karşı, hatta banyo yaparken kullanılan suya karşı bile hassasiyetinin olan hastalarımız var. Onların tabii ki bazı özel tedbirler alması lazım. Bu konuda kullanılabilecek, kulak yoluna su kaçmasını engelleyebilecek aparatlar mevcut. Bunlar kulak yoluna takılan tıkaçlar da olabilir. Dıştan kulak yolunu örten, kapatan bantlar da olabilir. Tabii o bantlar bone kullanımı burada çok faydalı olabilir. Kulakları da bu şekilde korumak mümkün. Ancak en önemlisi kulakları çok kurcalamamak. Çünkü zaten sağlıklı bir kulak yoluna havuz suyu girer çıkar. Durduk yerde yani normal cildimize bir rahatsızlık yaratmıyorsa kulağımıza da rahatsızlık yaratmaz. Kulak yolu cildimizin bir uzantısıdır. Göz gibi daha hassas bir mukoza değildir aslında. Biz o bölgeyi kurcalayarak daha hassas hale getiriyoruz. Biz peki yanlış temizleme alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulacağız? Çünkü gerçekten çok şiddetli kaşıntılar yaşayabiliyoruz. Nedensiz kaşıntılar da olabiliyor bunlar ve maalesef öyledir. İnsanları ben gördüğüm zaman uyarma ihtiyacı bile duyuyorum yakın çevremde. Çok şiddetli hareketlerle bazen tülbent, bazen farklı cisimlerle karıştırma ihtiyacı anahtar, duyuyor. Şiş işte her şey olabiliyor yani burada kulağa sokulabilen. Neler yapmak lazım bu yoğun kaşıntı anlarında? Vallahi şimdi kulak kaşıntısı dediğiniz gibi çoğu aslında nedensizdir. Bize kulak kaşıntısıyla gelen hastalarımızın birçoğunda belirgin bir hastalıkla karşılaşmayız. Bu zaman bizim aklımızda da alışkanlık gelir tabii ki. Bir insan durduk yerde kulağını kurcalamaya başlarsa o kulak kaşınmaya başlıyor. Yani bu neredeyse kural gibi söyleyebilirim. Hem alışkanlıktan dolayı hem de o kulak yolunun iritasyonuyla oluşan durumla beraber bu sefer oraya gerçekten bir şeyler sokarak o bölgeyi bir rahatlatma ihtiyacı duyuyor insanlar. Bunu engellemenin tek yolu, ilk yolu özellikle bunu yapmamak. Yani banyo sonrasında bir prensipmiş gibi kulak yolunu temizlemeye çalışmak örneğin bizim önerdiğimiz bir şey değil. Normal durumlarda kulak yoluna giren su bir şekilde zaten dışarıya çıkar. Küçük manevralarla o suyun dışarı çıkmasına yardımcı olabiliriz. Kulak yolunun girişine gelmiş birikintileri, akıntıları bir pamukla tabii ki temizleyebiliriz. Ama kulak yolunun içine bir şeyler sokmaya çalışmak her zaman kulak yolu için risk oluşturuyor. Bunu akıldan çıkarmamamız lazım. Sudan korumak da temel olarak bir zorunluluk değildir aslında kulakları. Yani kulak sağlıklıysa onları sudan korumamız da gerekmiyor.
Yani su girer ve aynı şekilde çıkar, herhangi evet. bir sağlık sorunu yoksa. Hayır, tabii. Peki rahatsız edici görüntüler veya benim kulaklarım kirli, ben o yüzden çok temizlemek istiyorum bunu dediğimiz zaman aslında altında yatan bir akıntı probleminin olduğunu da göz ardı mı etmiş oluyoruz? Yok, şöyle, yani bu bir kulak akıntısı dediğimizde şey çoğu zaten kulaklarda birikmiş olan hafif kirlerin işte içeri giren suyla beraber cıvıklaşarak dışarıya doğru akmasıdır. Bazı kişilerde o biraz fazla olabilir gerçekten. Kulak yolunun girişinde birikme eğilimi gösterebilir. Ben dediğim gibi zaten onlar da hiç ellenmesin demiyorum. Onlar temizlenebilir tabii ki bir parça pamukla. Parmağımıza sıyayacağımız bir küçük pamukla silinebilir. Ama daha içerileri temizlemeye çalışmak. Çünkü kulak yolu 2,5 santim kadar boyu olan bir bölge ve onun sonunda da bir zar var. Ve o yol düz bir silindir şeklinde gitmiyor. Kıvrımı var. Yani siz içeriye doğru ilerledikçe bir takım cisimlerle bir travmaya, bir tahrişe yol açma şansınız artıyor. O yüzden çok içerileri temizlemeye çalışmayın diyoruz. Zaten onun pratik olarak hem görsel olarak da bir manası da yok. Yani kulak yolunun bütünüyle pırıl pırıl olması gibi bir zorunluluk da yok. O yüzden giriş kısmını temizlemek yeter. Ama bazı kişiler şans, o artık yani o kişinin bünyesel özelliğine bağlı olarak biraz fazlaca geliyor olabilir kulak yolundan biriken bir takım kulak yolu akıntıları diyeyim. Onları kendisi dışarı doğru geldiğinde silebilir. Çok içeride birikirse onu tabii ki hekime giderek temizletebilir. Tabii ki. Ama içine bir şey sokmayı yasaklıyorsunuz. Evet, yani hani önermiyoruz. Kesinlikle bu önemli bir mesaj. Kısacık bir reklam arası vereceğiz efendim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Medikal Park Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam edecek. Medikal Park Bursa Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Efendim Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Biz yaz aylarında yaşadığımız en önemli kulak burun boğaz hastalıklarından bahsediyoruz. Alerjilerle başladık, havuz enfeksiyonlarına değindik, klimaların vücudumuza verdiği zararları konuştuk. Soğuk içecek alışkanlıkları acaba bizi nasıl etkiliyor? Bu sorunun yanıtını aradık. Şimdi yavaş yavaş konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör Doktor Gürkan Ünal'la beraber gürültü meselesine değineceğiz. Elbette metropollerin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Gençlerin ise zaten hali hazırda hayatları tamamen gürültüden ibaret diye düşünüyorum ben. Çünkü kulaklıklarla kendilerine hiç aralık vermeden, hiç durmadan ya bilgisayar oyunları oynuyorlar ya çok yüksek sesli müzik dinliyorlar. Ama mesleki anlamda da o gürültünün içine girmek zorunda olan pek çok çalışan var. Evet. Ağır metal sanayinin aktif olarak tekstil sektörünün devam ettiği bir kentte yaşıyoruz. Biz bu noktada gürültü nasıl hasar veriyor kulağa? Şimdi kulağımızın belli bir şiddet aralığı var, rahat duyabildiği. Bir de belli bir şiddetten sonra rahatsız edici ses düzeyi dediğimiz bir düzey başlıyor. Bu kişiden kişiye değişebilmekle beraber ortalama 70-80 desibelden itibaren rahatsız edici ses düzeyi başlar. Belli bir şiddette sesi 80 desibelin üzerinde, 85 desibel olabilir bu. Uzun süre maruz kalmak bu sese iç kulakta bir hasara yol açabiliyor. Gürültü, öncelikle söylemek gerekir. Gürültü bizim kulağımızda kulak yolunu ya da kulak zarını, işte çok aşırı böyle bir patlama gibi bir hava basıncı oluşturan ve fiziksel hasar veren bir ses dışında normalde bir gürültü iç kulağa zarar verir. Orta kulağa, kulak zarına zarar vermez. İç kulakta bizim tüylü hücreler adını verdiğimiz ve işitme sinirinin başlangıcını oluşturan özel hücrelerin bu uzun süreli yüksek sese maruz kalmasıyla metabolizmalarında bir takım bozukluklar ortaya çıkınca işte bizim işitme kayıpları, gürültüye bağlı işitme kaybı dediğimiz kayıplar ortaya çıkıyor. Bu kayıplardan önce aslında biz bu gürültüye bağlı çınlamadan da bahsetmeliyiz. Çünkü işitme kaybının ön belirtisi çoğu kişide önce çınlama şeklinde kendini belli ediyor. Eğer gürültülü ortamda uzun süre çalışmak zorunda ya da durmak zorunda olan bir kişide bir kulak çınlaması başladıysa o kulağın o gürültüye karşı hassas olduğunun bir habercisi ve bu konuda tedbir alınmasını gerekli kılıyor. Aslında bu tedbiri herkesin alması lazım. Zaten bu konuda bilinçlenmeyle birlikte gürültünün yüksek düzeyde olduğu iş yerlerinde
kulakları gürültüden korumaya yönelik aparatların kullanımı gitgide yaygınlaşıyor. İş güvenliğiyle alakalı kavramların gelişmesi ve oturmasıyla beraber bu daha da üzerine düşülen bir konu ama kişinin kendisine de bu konuda çok iş düşüyor tabii ki. Gereken tedbirleri almakla biz kendi vücudumuz için her zaman yükümlüyüz. Şimdi burada kulak çınlamasının tek nedeni yüksek sese maruziyet midir diye başka bir paragraf açalım. Çınlama bizim çok sık karşılaştığımız bir problem. Benim bizzat kendi kulağımda çınlar zaten. Sessiz bir ortamda bilhassa dikkat ettiğimizde kulaklarımızın çınladığını duyabiliriz. Bu çınlama dediğimiz ses aslında kavram olarak sanki hani ince ve tiz sesler işte çınlama olarak adlandırılır. Daha kalın uğultulu seslere işte uğultu denir falan gibi bir şey. Aslında biz hepsine çınlama diyoruz. Yani kulak çınlaması her tonda olabilir. Bu bir su şırıltısından, rüzgar sesinden, motor sesinden tutun bir sinyal sesi, düdük sesi gibi bir ses de olabilir. Kulak çınlamasının her zaman bir nedeni olmak zorunda değil. Az önce bahsettiğimiz gürültü tabii ki önemli bir etken olabiliyor. Bu hayatımız boyunca bizim çeşitli dönemlerde karşılaştığımız uzun süreli gürültüler yanında şiddetli, kısa süreli bir örneğin bir ateşli silah patlaması gibi bir sese kısa sürede maruz kalmayla da ortaya çıkar ve kalıcı da olabilen bir çınlama da olabilir. Bunun her zaman nasıl olduğunu anlamak da mümkün değil. Ama şu bir gerçek ki çınlama yani her zaman bir belirgin nedeni olmak zorunda olan bir rahatsızlık değil. Tabii ki araştırmak gerekir. İki taraflı olup olmadığı önemli, tek taraflı olduğu önemli. Yani bu konular ayrıntılı olarak değerlendirilip işitme testleriyle bazen ayrıntılı görüntüleme yöntemleriyle altta yatan bir sebep var mı yok mu diye araştırdığımız, bazen tedavi edebildiğimiz, bazen tedavi de edemesek de en azından altta yatan kötü bir şey olmadığını anlayıp rahatladığımız bir rahatsızlık. İlk kez kulak çınlamasını konuştuğumuz zaman bir izleyicimiz aramıştı. Ekip olarak bizi çok duygulandıran bir telefondu bu. Hiç unutmuyorum. Kemoterapi tedavisi gördükten sonra bu çınlamanın çok tedaviye eşlik ettiğini, tedavi bittikten sonra şimdi yavaş yavaş sağlıklı bir yolda ilerlediğini, çınlama şikayetinin bir miktar kaldığını ama azalarak seyrettiğini anlatmıştı. Ve bu noktada aynen sizin söylediğiniz gibi bazılarını tedavi edebiliyoruz ama bazıları kötü bir neden olmadığını altında çözdükten sonra artık hayatımızın bir parçası haline geliyor dediniz ya. Aynen bu konu gibi bir finale ulaşmıştı yorumu. Ne demek lazım bu konuda? Yani şimdi çınlama hani bu o izleyicinizin paylaştığı konuda kemoterapi ilaçlarının etkileri söz konusu. Kemoterapi ilaçlarının bir kısmı özellikle ciddi iç kulak etkileri olabilen ilaçlar. İç kulak etkisinden bahsediyorsak zaten işte hem dengeyle alakalı sorunlar hem kulak çınlaması ve işitme problemlerinden bahsetmek durumundayız. Çınlamalar kalıcı da olabiliyor, geçici de olabiliyor. O ilacın etkisinin şiddetine, kullanılan ilaca göre değişen bir durum. Sadece kemoterapi ilaçları değil, daha başka çınlamaya sebep olan ilaçlar da var. Mesela çok basitinden tek bir örnek verebilirim. Aspirin bile belli dozun üzerinde kulak çınlaması yapabilen bir ilaçtır. Kesinlikle. Bursa'dan bizi arayan bir izleyicimiz var. 65 yaşında bir hanımefendi. Şunu söylüyor, şikayetlerini şöyle dile getirmiş. Uğultu, baş dönmesi ve çok yoğun kaşıntı şikayetlerinin olduğunu, tedavi olmasına rağmen bu problemlerin devam ettiğini ifade etmiş. Belki zamanımız kalmaz demiştik ama bir miktar vertigonun da yanına yaklaşma şansımız var mı? Kısaca şöyle söyleyebilirim en başta. İzleyicimizin bahsettiği şikayetler çok birbiriyle alakalı gibi durmuyor öncelikle. Çünkü bir kulak yolu problemi olan yani kulak yolu kaşıntısı normal şartlarda bir uğultuya ve baş dönmesine sebep olmaz. Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Uğultu ve baş dönmesi tabii ki aynı sorunun birbirinden yakın göstergeleri olabilir. Bunu araştırmak gerekir. Az önce dediğim gibi iki kulakta mı, tek tarafta mı, belli periyotlarda mı oluyor, ataklar halinde mi, şiddeti nasıl, belli bir hareketle mi başlıyor, ne kadar sürüyor. Yani bunlar bizim hep bu konuyu çözmek için ihtiyacımız olan bilgiler ve her hastada bunlar değişik olabiliyor, değişik kombinasyonlarda olabiliyor. Zor bir konu diyebilirim uğultu ve baş dönmesi konusu.
Ama her zaman araştırmak gerekir tabii ki. Peki çınlamayla ilgili kaldığımız yerden devam edecek olursak, görüntüleme tekniklerinden bahsetmiştiniz. Hı-hı. Görüntüleme teknikleri kulakta nereye kadar kendini, ya da şöyle söyleyeyim, sonuç verebilir? Yani şimdi az önce söylediğim gibi iç kulaktaki hücrelerin bir fizyolojik bozukluğu çınlamaya sebep olabiliyor. Yani bu şu demek: çok mikro biyokimyasal düzeyde hücrenin kendi metabolizmasıyla alakalı bir sorun çınlama yapıyor olabilir. Ve tabii ki bizim bunu herhangi bir şekilde görüntülememiz mümkün değil. Hı hı. Bizim görüntüleme yöntemlerinden beklentimiz, iç kulakta işitme sinirini ve iç kulak bölgesini, ya da orta kulakta da olabilir. Şunu paranteze açayım, bazı çınlamalar orta kulaktan da kaynaklanabilir. Kemikçiklerdeki kireçlenmeler uğultu çınlama yapabilir. Ama çınlamaların çoğu iç kulaktan kaynaklanır. O iç kulaktaki özelleşmiş bölgeleri etkileyen bir kitle var mı? Damar balonlaşması gibi bir kabarıklık, o bölgeyi iten, o bölgeyi sıkıştıran siniri olsun, iç kulaktaki hücreleri olsun, böyle bir şey var mı? Biz görüntüleme yöntemlerinde buna bakarız. Çok az hastada zaten bu tür rahatsızlıklarla karşılaşırız, ama böyle bir şey varsa da atlamamak gerekir. Çoğu çınlama fizyolojik olduğu için ya da tansiyon, şeker gibi sistemik sebeplere bağlı olabildiği için, yani görüntüleme yöntemleri bize çınlamanın bak işte şu sebepten diye göstermemizi sağlamaz. Hı hı. Daha çok görmek istemediğimiz durumları ekarte etmemize yardımcı olur. Peki giderilemeyen bir çınlama, beraber yaşamamız gereken bir çınlama olduğu zaman, evet, ne söylemek gerekir? Bu aslında, evet, hastaları birinci dereceden çok tehdit eden veya sinirlerini bozan bir, evet, kavram. Öyle anlatıyorlar, öyle ifade ediyorlar. Ne yapmak lazım? Hastalarımızın en canını sıkan ifade bununla yaşamaya alış ifadesidir. Evet. Tabii yani bunu böyle söylemek gerçekten benim de hoşuma gitmez. Çünkü insanlar beraber yaşamak istemedikleri bir şeye beraber yaşamaya zorlanmış gibi olurlar bir anlamda. Ama az önce dediğim gibi bizim çınlama tedavisinde kullandığımız ilaçlarla ilgili çok iddialı olma şansımız yok. İç kulağın fizyolojisi bir şekilde o arızayı yaptı mı, biz bazen ne yaparsak yapalım bunu gideremeyebiliyoruz. Ancak çınlamanın bizim üzerimizde yarattığı etkilerden bir miktar kurtulmamız ve o çınlamayı kafamızın içinde böyle çalıp duran çanlar gibi, bir işte bir sinyal gibi sürekli dinlemek zorunda kalmaktan kurtulma şansımız var. Bu konuda bazı yöntemler kullanabiliriz. Bazı yan yöntemler var. Çınlamayı azaltıcı bir takım cihazlar, daha doğrusu algılamayı azaltıcı bir takım cihazlar var. İlaç dışında bazı yöntemler var. Ta en başta alerji için konuştuğumuz lazer tedavisi bile çınlamada kullanılabiliyor. Ama bunun yöntemlerin hepsini hasta bazlı düşünmek lazım. Bir yöntem herkeste faydalıdır diyebileceğimiz bir yol maalesef yok. Bir yöntem herkeste faydalıdır diyebileceğimiz bir yöntem yok. Bu çok önemli, evet, bir cümle bence. Evet. Şimdi kulak çınlaması sorununu elbette uzun uzun konuşabiliriz. Hatta bir program konusu haline getirebiliriz, ama madem başlığı kullandık, vertigodan da değinmeden kapatmayalım programı. Evet. Son 4 dakikanın içerisindeyiz. Evet. Bu sorun biraz böyle bazen yaşa bağlıymış gibi görünse de aslında en çağın bence risk faktörlerinden biri haline gelmeye başladı. Çünkü çok ağır depresyonlar, çok ağır psikiyatrik problemlerin de zaman zaman arkasından gelen bu tip şikayetler olabiliyor. Kısaca vertigoyu sizden tanıyalım. Şimdi hastalar polikliniğe gelirler. Kimisi yürüyerek gelir, kimisi tekerlekli sandalyeyle gelir. İşte hikayelerini ve o baş dönmeleriyle ilgili konuyu anlatırken %90'ından duyduğumuz bir ifade vardır. İşte şuraya gittik bize. İşte sende vertigo olabilir dediler. Hı hı. İşte sende vertigo var dediler. Bunu bir tanı olarak ifade ederler. Aslında en başta bu yanlışı yapıyoruz. Çünkü vertigo dediğimiz şey zaten baş dönmesi demek. Evet. Yani bu bir açıklama değil. Hı hı. Baş dönmesi her sebeple olabilir. Yani baş dönmesiyle ilgili kitaplar var. Yani sırf baş dönmesini ele alan kitaplar var. Bu çok multidisipliner bir konudur. Nörolojiyi ilgilendirir, dahiliyeyi, evet, ilgilendirir, evet, fizik tedaviyi ilgilendirir, kulak burun boğazı tabii ki ilgilendirir. Çünkü iç kulak bizim denge merkezimizin olduğu bölge. Bir baş dönmeli hasta, yani bir vertigolu hasta ne sebeple başı dönüyordur? Bunu öyle zaman olur ki telefonla
size bir iki kelime söyler anlarsınız. Ama öyle zaman olur ki 100 tane tetkik yaparsınız yine anlayamazsınız. Baş dönmesi bizim denge, zaten denge kavramımız çok karmaşık bir konu. Birkaç sistemin bir arada çalıştığı, gözlerimiz dahil, derin duyumuz dahil, iç kulağımızdaki merkezlerimiz dahil, hepsinin koordineli olarak beyincikte oralardan gelen bilgilerin işlenerek reflekslerimizle oluşturduğumuz bir durum, denge durumu. O yüzden hiç farkına bile varamayacağımız, ne yaparsak yapalım anlayamayacağımız çok küçük bozukluklar da bu dengeyi bozabiliyor. Tabii ki burada şiddet çok önemli. Yani yaşam kalitesinin ne kadar bozduğuyla alakalı. Allah'tan çok hani hafif vertigoların genelde hafif sebepleri oluyor. O yüzden hani onları anlayamamış olmak da çok büyük dert olmuyor. Bir takım destekleyici tedavilerle bunu çözebiliyoruz. Neden olduğunu anlamasak bile. Ama elbette ki değişen sıklık ve şiddete göre de derinleşen araştırmalara girmemiz gerekebiliyor. Bazen hastalarımızı yorucu, bezdirici tetkik kalabalığına girmemiz bile gerekebiliyor. Hı hı. Ne gibi tetkikler yapılır genellikle? Yani beyin bölgesinin incelenmesi, beyin damarlarının, beyne giden damarların incelenmesi, iç kulak yapılarının incelenmesi, işitmenin değerlendirilmesi, çünkü baş dönmesiyle alakalı bazı durumlar olabiliyor, işitmeyi de etkileyen. Kan değerlerinin, hormonal değerlerin, kandaki aklımıza gelebilecek neredeyse her değerin incelenmesi gerekebiliyor. Tiroid fonksiyonlarından tutun, yani işte hormonlar, kansızlık var mı yok mu? Bunların hepsine bakmak gerekebiliyor. Göz muayenesi dahi gerekiyor. Yani çünkü dedim ya, çok merkezin bir arada çalışmasıyla oluşan bir durum, denge ve bozulması da çok akla hayale gelmeyecek bir sebeple olabiliyor. Vertigoya ve kulak çınlamasına ayrı ayrı değindiğimiz, özellikle işitme kayıplarını yüksek gürültü nedeniyle olmayan farklı işitme kayıplarını da tek tek anlatacağımız umarım önümüzdeki günlerde bir başka programımız daha olur. Evet, o apayrı bir konu olmaya değer. Çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Operatör Doktor Gülkan Ünal bugün konuğumuzdu. Yarın yine farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle efendim. Medikal Park Bursa Hastanesi, Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.